Hem cinayetin sebebinin, hem faillerinin, hem de tüm bu suçu işleyenlere yardım edenler de dahil olmak üzere bütün sorumlularının tespit edilmesini biz çok önemli ve çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bu coğrafyada artık çocukların ve kadınların hayatını kaybetmesini hiçbirimizin tahammülü yok. Özellikle ilişkiler boyutuyla tespit edemediğimiz karanlık yönünün de varlığı göz ardı edilmeksizin. Dosyada özellikle aile bireylerinin suç faili olarak sürecin parçası olmasından sonraki süreçle beraber açıkçası iktidar bağlantıları da ortaya çıktığı gibi biz dosyaya dair hem delillerin karartılacağı hem de fail boyutuyla etkin bir soruşturma yürütülerek bütün faillerin tespit edilip edilmeyeceği konusunda endişeler de herkesle beraber taşıyorduk. Ancak bu endişelerin varlığı, bu dosyaya dair sahiplenişi ve etkin soruşturma taleplerini büyütmek gerekliliğini de önümüze bir görev ve sorumluluk olarak koyuyor ki bu sorumluluğumuzun halen biz devam ettiğini düşünüyoruz. Dosya hem ilk aşamadan itibaren gizlilik kararıyla yürütülen bir dosya, hem de yayın ve basın yasağı getirilerek de gizli yürütülen, kamu personeli dışında Cumhuriyet Savcılığı kamu personelleri, kolluk birimleri ve Adalet Bakanlığı personelinin dışında da bilgi ve belgeye hiç kimsenin sahip olmadığı bir yargılama olarak devam ediyordu. Ancak bu süreç içerisinde dosyaya dair bu gizlilik kararının yanı sıra kamuoyuyla paylaşılan resmi dosya evraklarına, zanlı beyanlarına, ifadelerine biz tanıklık ettik ki bu da bu dosyanın birçok daha önceden tecrübe ettiğimiz üzere hem oluşturulan algıyla hem de beraberinde farklı bir müdahale ve etki ile hem failsiz bırakılması hem de etkin soruşturma süreçlerinin ortadan kaldırılması yönünde müdahaleler. Siyasetçiler bu dosyalarda konuştu. Özellikle AKP mevcut iktidarın milletvekillerinden bir tanesinin basınla yaptığı paylaşım ve açıklama, kendilerine yakın bir aile olduğu, suçu bildikleri ve açıklayamayacakları yönündeki tutumlar da endişelerimizi özellikle dosyanın delillerinin karartılacağı ve dosyanın failsiz bırakılacağı yönündeki endişelerimizi de büyüttü. Tabii ki bu söylemler dosyayı yürüten kolluk birimine yönelik müdahaleyi gerektirecek boyutta müdahalelerdi ki biz bugün onun suç duyurusunu yaptık. Hem cinayet hem bu delillerin karartılması süreci içerisinde bu soruşturma sürecini etki eden farklı bir hazırlığın ve bir organize işleyişin de varlığı bu fotoğrafın içerisinde kendini göstermekte. Bu organize işleyiş, bu dosyayı cezasızlığa götürme çabası içerisindeyken bizim sahiplenişimizin de bu dosyanın gerçekten failleri bulunacak şekilde bu cinayetin sorumlularının yargı önünde hak ettikleri cezaya çarptırılmaları olmak olacak. Bugün itibariyle aile içerisinden birçok kişinin de tutuklu bulunduğu bir yargılama süreci devam ediyor ama şunu söylemek gerekiyor. Bir dosyada tutuklu yargılamaların yapılıyor olması tek başına bu dosyada etkin bir soruşturma yürütülüyor olduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaz. Zira önemli soruşturmalar ve boyutlu soruşturmalar, basına halen dosya içeriğindeki evraklar, belgeler, raporlamalar ve ifade tutanaklarının sızıyor olması da bu dosyada bir müdahalenin ve etkin soruşturmayı önlemeye çalışan delil karartma çabası içerisinde olan bir elin varlığını da gösteriyor. Zira basına ve kamuoyuna sızdırılan bu belgelerin yanı sıra iktidara yakın olan basın birimlerinde de dosyanın magazinel bir fotoğrafla sunuluyor olması da endişemizi ve haklılığımızı da görünür kılıyor bir şekilde. Çünkü bu dosya vahim bir dosya.
Bu dosya hayati ve insani bir öneme sahip. Bu temelde bu dosyanın magazinel bir fotoğrafla sunulmaya çalışmasının bu dosyadaki adalet beklentisine de cevap vermediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun da dosyaya dair yine etkin soruşturmayı önlemeye yönelik oluşturulan bir algının da parçası olduğunu görüyor ve bu temelde de şikayetimizi elbette ki bugün yineleyip biz dosyanın sürecine DEM Parti olarak bugün itibariyle suç duyurularımızla da dahil olduk. Dosyada gizli kararları dosyaların etkin soruşturulmasını sağlamaya hizmet etmek için verilir. Ancak ne yazık ki bu dosyada gizli kararı etkin soruşturulmayan kısmını görünmez kılmak için bu sürece hizmet ediyor gözüküyor.